Bu dersimizde askending ve deskending ile verileri tersten ve düz olarak sıralamayı öğreneceğiz. Buna listeleme de diyebiliriz. Askending ve deskending'in kısaltılmış hali kullanılıyor bu sorgular sırasında. Askending'in kısa hali ASC, yani askending diyebiliriz buna. Deskending ise desk olarak, yani DESC olarak adlandırılır ve bunun İkisinin de anlamı şudur. Askending herhangi bir order by ya da işte arayüze çektiğimiz sorgular sırasında veriyi listelemek istediğimiz zaman kullanacağımız varsayılan bir sıralama şeklidir. Askending yani bu A'dan Z'ye ya da birden çoğa doğru sıralama diyebiliriz buna. Örneğin ilk olarak bu ilk sorgumuzda hazırlayalım, çalıştıralım ve onun üzerinde tekrar konuşalım. Şimdi A'dan Z'ye demiştik. Burada sorgumuzun açılımı şu. Select last name from employees. Order by first name. Yani first name'e göre sırala. Bana last name bilgilerini getir demek. Şimdi first name sütununu da buraya ekliyorum. Çünkü first name üzerinde bir order by işlemi gerçekleştiriyoruz. Onun doğru olup olmadığını ancak first name'i görerek karar verebiliriz. Evet, gördüğümüz gibi şu şekilde bir sıralama mantığı işliyor. Order by ile bu listelemeyi yapıyor first name'e göre. Bunu askending şekilde yapıyor. Askending ne demekti? A'dan Z'ye doğru. En sona bakıyoruz şimdi. Z olmadığı için en son olarak W harfi A'dan Z'ye olarak sıralama işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Askending'in kullanım zorunluluğu yok. Şu nedenle default olarak order by'ı normal ASC olmadan kullansak dahi bu şekilde sıralama gerçekleştirecek. Yani A'dan Z'ye bir sıralama gerçekleştirecek. Bu default, yani varsayılan kullanımıdır. Şimdi aynı sorguyu ASC olmadan yazıyorum. Şöyle emin olmak için şu şekilde kapattım ve tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi first name gene A'dan Z'ye doğru sıralandı. A, B, C, D diye. Bu order by'ın içerisinde order by kullanarak listeleme işlemlerinde ASC'nin zorunlu olmadığını, çünkü ASC'nin varsayılan bir kullanım olduğunu bize göstermiş oluyor. Ancak kullanmakta serbestsiniz. Daha anlaşılabilir bir kod için bu gerekebilir. Hatta tavsiye de edebilirim. Şimdi bir sonraki sorgumuza geçiyoruz. Bu sorguda da aynı sorgunun tersine sıralanmış halini istiyor bizden. Yani bu sorgumuzun amacı yukarıdakinin tam tersi, askending değil deskending olarak. Yani buradaki kayıtlar first name'i Z'den A'ya doğru sıralayacak. İlk olarak first name olmadan sorgumuzu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sonuç, istediğimiz sonuç bu aslında. Yani biz last name'i istiyoruz. First name'i istemiyoruz. Daha sonra şimdi first name'i de buna ekleyelim. Ve first name ile beraber bu işlemi gerçekleştirelim. First name yazıyorum. Şimdi select sorgumuzu çalıştırıyorum. Ve en son harf W olduğu için gördüğünüz gibi W harfi ilk başta geldi. Çünkü deskending tersten sıraladığını söylemiştik. Askending'in aksine. Burada last name kısmı değişmiyor. Fakat first name'de W'den A'ya doğru bir sıralama gerçekleşiyor. Bu da deskending'e bir örnek. Deskending'e farklı bir örnek verelim. Bu da select first name, department ID, salary, from employees, order by, salary, desk. Çalıştıralım. Maaşı deskending olarak sıralayacak. Bu da string olarak değil, yani A'dan Z'ye
bir sıralama değil, nümerik bir sıralama olacağı için farklı bir örnek teşkil ediyor. Bu da nümerik bir değer üzerinde askenlik ve deskenlikin ne anlama geldiğini ifade ediyor. Deskenlik, gördüğünüz gibi salary sütunu üzerinde 24.000'den sıfıra doğru bir sıralama gerçekleştiriyor. En sonunda 2100 salary, yani maaşına sahip bir kayıt var. Bu da nümerik bir sorgulamada, nümerik bir order by işlemi gerçekleştiriyorsak eğer, burada deskenlik büyük sayıdan küçük sayıya doğru sıralama yaptığını bize gösteriyor. Eğer deskenlik yazmamış olsaydık, bu da gene varsayılan olarak küçükten büyüğe doğru sıralayacaktı. Şimdi bir de tarih üzerinde bunu gerçekleştirelim. Normal varchar üzerinde gerçekleştirdik. Nümerik bir değer üzerinde de yaptık bunu. Şimdi son olarak here date, tarih sütunu üzerinde yapalım. Bu da şu anlamı geliyor: büyük sayıda, büyük tarihten küçük tarihe doğru sıralama işlemini gerçekleştir. Gördüğünüz gibi 2008'den başladı ve tersten sıraladığı için geriye doğru bir sıralama gerçekleştirdi. 2001'e kadar düştü. Bu da here date, yani tarih formatı üzerinde askenlik ve deskenlikin ne işe yaradığını bize göstermiş oluyor. Şimdi askenlik yapalım. Yani deski almıyorum. Gördüğünüz gibi desk olmadan default, yani varsayılan olarak askenlik işlemi gerçekleşti. Bu da 2001'den 2008'e doğru, yani düz olarak küçükten büyüğe doğru ya da A'dan Z'ye doğru bir sıralama anlamına geliyor. Şimdi farklı bir order by kullanımı olan bu rakamsal listelemeyi yapalım. Onda da kullanabileceğimizi belirtelim. Gördüğünüz gibi last name, job ID, department ID, here date tarihlerini sütunlarını aldım. Employees tablosundan order by dedim. Bana dördüncü sütuna göre bu sonuçları getir dedim. Dördüncü sütun nedir? 1, 2, 3, 4, yani here date. Here date'i ne demiştik? Deskenlik, yani büyükten küçüğe doğru, 2008'den 2001'e doğru sıralayarak getir. Bu da doğru bir şekilde geldi dördüncüye göre. Üçüncüyü isteseydim department ID'ye göre bu işlemi gerçekleştirecekti ve hepsini büyükten küçüğe doğru sıralayacaktı. Şimdi askenlik yapalım bu işlemi. Gördüğünüz gibi 2001'den 2008'e doğru bu sıralama işlemi gerçekleşti.